Merhaba sevgili izleyiciler, Business Channel Türk'ten iyi günler dileriz. Bugün hepinizi ekrana kilitleyecek bir konuğumuzla birlikteyiz. Estetik, tüm bayanların ve bayların yakından ilgileneceği ve bizlere bir dokunuşla güzellikler katan muhteşem ellerle beraberiz. Diren Çelik, Ankara'dan katıldı aramıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Doktor Bey demeyeceğim size, hitap ederken Diren Bey demeye nasıl çalışacağım. Özellikle Estetik Akademi, Ankara'daki yeriniz adı değil mi? Evet. Bir de kendinizi izleyicilerimize tanıtır mısınız? Hayatımı kazanmak için insanları güzelleştiriyorum. Asıl olarak yaptığım şey bu. Amacımız bu. Ortağım Doktor Onurkan İdacı ile beraber Estetik Akademi Kliniğinin kurucusuyum, kurucu ortağıyım. Ankara'da bilinen bir kliniğiz. Tabii İstanbul'da belki biraz daha az biliniyor olabiliriz. Kompleksimizde, kompleks diyorum çünkü hani kuaförden, makyöze, spor salonundan, plastik cerrahi, küçük işlemlere, estetik ameliyatlara, varis tedavisine her şey hemen hemen hastalarımızın önüne sunduğumuz hizmetler. Tam bir akademi yani. Aynı zamanda bir estetisyen yetiştirme kursumuz da var kompleksimizin içinde. Akademi biraz oradan geliyor aslında. Bir de tabii her yapılan işte profesyoneller var. Hani kuaföründen tutun, güzellik uzmanına. Güzellik uzmanlarımızın hemen hepsi usta öğreticidir. Onun dışında antrenörlerimiz çok yetenekli, kendilerini geliştirmiş antrenörler. O bakımdan da hem de kurs olunca akademiyi dolduruyor. Yani birazcık. Ankara'ya geldiğimizde, Estetik Akademi'ye girdiğimizde kapıdan girince, diğer kapıdan çıkınca bambaşka bir kişi olarak çıkacağız. Yani kendimizi dahi tanımayacağız. Bu anlaşılıyor. Çünkü kuaförü, spor salonu, sizin dokunuşlarınız bizi değiştirecek. Tabii neye ihtiyaç varsa biraz da kişiye özel planlamalarımız vardır bizim. Yani bir hastaya geldiği zaman biz hasta demeye alışkınız tabii, doktor olduğumuz için kapıdan girdiğinden itibaren hak ettiği şeyleri olabildiğince abartmadan, doğallığını bozmadan kendisini mutlu hissedeceği, aynı zamanda da çalışanlarımızın davranışlarıyla şımarmış olarak uygunsa eğer tabiri caizse çıkmalarını sağlamaya çalışıyoruz. İşte ana tema mutluluk aslında. Ana tema mutluluk her şeyiyle. Özellikle kadınlarımız, erkeklerimiz de çok meraklı son zamanlarda tabii ama özellikle kadınlarımızın çok ilgi gösterdiği bir kurumuz diyebiliriz. Aslında hem doktor olarak gerçekten güzellikle, dokunuşla, estetikle çok önemli bir alandasınız. Bazen bu önemli alanlar ortamdan da biliyoruz. Yanlış dokunuşlarla birçok hataları da beraberinde getiriyor ki birazdan size soracağım ve eminim izleyicilerimizin de merak ettiği burun estetiği, yüzümüzün ana hattı. İlk dikkat çeken yerlerden biri. Bunların yapıldığında küçük kalması veya eğri durması, sizin bu alandaki piezo denilen bir yönteminiz değil mi var? Bunlardan yani benim yöntemim olmasa da dünyada yapılmaya başlanan bir aslında yardımcı yöntem. Yani burun estetiğinin olmazsa olmazı değil ama bize bazı avantajlar sağlayan bir yöntem. Ne avantaj sağlar? Biliyorsunuz biz geçmişten bugüne hep hani burunlar kırılarak şekillendirilir diyoruz. Burada yaptığımız şey aslında kemiği kırmaktan ziyade kontrollü bir şekilde kesmek. Bunu yapmak zorundayız kemiği şekillendirmek için ama piezonun bize kattığı özellikle yumuşak dokulara hasar vermeden sadece kemiği kontrollü bir biçimde şekillendirme imkanı. Yani bunu yaptığımız zaman da işte çok bahsedilen işte morarma, şişlik gibi durumlar daha az, daha nadir oluyor. Hani genel ödem dediğimiz şişlik belki yine olacaktır. Belki zamanla şekillenecektir burun ama ilk günlerdeki o morarmaları hemen hemen görmüyoruz. Çok daha aza indi diyebiliriz.
Peki Diren Bey, izleyicilerimiz açısından kesme ile çekiçle kırma arasındaki yapılışta ilerideki o çökmeler önlenilmiş olabiliyor mu? Değil mi? Daha yani... Yani şöyle söyleyebiliriz. Hani çökmeler belki bir miktar daha az olabilir. Daha kontrollü olduğu için diyebiliriz. Değil mi? Daha böyle ufak ufak keserek gittiğiniz tabii için. Yani burun estetiği her zaman zor bir ameliyattır. Yani herkesin aslında yapmaya cesaret etmediği bir ameliyattır. Yani çok fazla görüyoruz belki etrafta ama biraz da sayımız arttığı için çok fazla görüyoruz. Çok özellikli bir ameliyattır ve zaman harcamak gerekir. Hani hayat boyu iyi bir burunun estetiği yapmak için ciddi bir tecrübeye ihtiyacımız olması gerekir. Bunu da kazandıktan sonra artık güzel sonuçlara zaten rahatlıkla ulaşıyorsunuz. Biz sizlerin zaten başarılarını okuduğumuz ve araştırdığımız ve bildiğimiz için izleyicilerimize aktarmak istediğim için birkaç kez üst üste soruyorum bunu. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi burun estetiği gerçekten hem zor hem kimsenin çok kolay kolay elini atmadığı veya çok fazla yaptıkları zaman birkaç kez üst üste yapmak zorunda kaldıkları yerlerden biri değil mi? Estetiklerden biri. Evet, görebiliyoruz zaman zaman. Hani kendi adıma yani revizyon deriz biz o ikinci ameliyatlara. Yani çok düşük yüzdelerle çalışan bir cerrahım revizyon konusunda. Olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Cerrahidir bu ama çok düşük yüzdelerle çalışan bir cerrahım revizyon konusunda. Ama yani piezo cerrahisinin buna da daha da düşük yüzdelere düşüreceğini inanıyorum. Şu ana kadar böyle gördük. Sizin bundan el beceriniz ve doktorunuzla esas olan odur. Biliyoruz. Esas tabii olan odur zaten. Yani, esas olan odur. Çünkü estetikteki o narinlik, o el becerisi doktorlarımız için ve sizin için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve başarınızın da o el becerisinden geldiğini bizler biliyoruz. Bunu buradan izleyicilerimize aktarmak için söylüyorum. Bu arada burun estetiği haricinde birçok şeyi de bünyenize yapıyorsunuz. Tabii. Özellikle lazer liposakşın. Bu diğer liposakşınla lazer liposakşın arasında ne fark var? Nasıl bir yöntemdir? Bunu biraz açabilir miyiz? Şöyle söyleyebilirim. Aslında liposakşının lazer tedavisiyle zenginleştirilmiş halidir. Ne faydası vardır? Birincisi, liposuction yapmadan önce, yani yağı çekmeden önce yaptığımız lazer uygulamasıyla yağın daha sıvı hale gelmesini sağlarız. Aynı zamanda bu aşamada küçük kanama yapacak kılcal damarları da yakmış oluruz ve sonrasındaki morarmaları engellemiş veya azaltmış oluruz. Bu yağı sıvılaştırma sonrasında yaptığımız çekme işlemi de daha basitleşmiş olur. Hastaya daha az hasar vermiş oluruz. Esas lazerin etkisi yağı çektikten sonra aslında yaptığımız işlemde ortaya çıkar. Orada cilt altıyla yağı aldığımız bölge arasındaki boşluk lazer uygulaması yardımıyla ortadan kaldırılır ve cilt altı aynı zamanda adeta sıkılaştırılmış olur. Yani iki tane tabaka, arası boşalmış olan iki tabaka birbirine yapışır hale gelir. Biz eskiden bunları sadece korse ile yapıyorduk. Bir ay, bir buçuk ay korse giyiyordu hastalarımız lazer uygulamadığımız evet zamanlarda. Şimdi bu korse uygulaması sadece koruyucu, 15 günlük bir korse kullanma süremiz var. O da korumak amaçlı hastayı. Böyle de bir lüksü var bizim için hem hasta için. Yaşam kalitesini de çok bozmadan hem cildini sıkılaştırıp hem vücut şekillendirme işlemini yapma imkanı sağlıyor bize. Peki lazer liposuction yapacağınız hastalar kilolu olursa veya nasıl olmalı? Siz neler önerirsiniz? İzleyicilerimiz size geldiğinde bir Diren Bey ben bu kilodayım nasıl olacak? Neleri öneriyorsunuz? Açıklaması çok basit. Lazer liposuction veya liposuction zayıflama ameliyatı değildir. Şu vücut şekillendirme ameliyatıdır. Vücudu şekillendirmek, o kavisleri hastaya kazandırmak bizim için buradaki amaç.
Ben hastalarıma her zaman şunu söylerim. Ameliyat öncesi tartıya çıkıp ameliyat sonrası şu kadar kilo verdim diye bir değerlendirme yapamazsınız. Liposakşında veya lazer liposakşında. Bu yanlış bilindiği için ben altını çizerek sordum. Evet. Yani kilo vermek isteyen hastalarımız için farklı yöntemler var. İşte diyetisyenimiz var kliniğimizde veya genel cerrahi uzmanlarımız biliyorsunuz obezite ameliyatları yapıyorlar. Tabii o işin uzmanları onlar. Ben hiçbir şey söyleyemem o konuyla ilgili. Ya da işte antrenörlerimiz gerekli takvim ya da işte ajandalarını oluşturuyorlar spor açısından. Hatta diyet mutfağımız var. Her gün yemeklerini evlerine gönderiyoruz isterlerse eğer. Hani bunlar zayıflamak için, kilo vermek için yapacağımız şeyler bunlar. Kilo vermek için plastik cerraha gidilmez aslında. Çok doğru. Yanlış bir kanı. Halkımız açısından bunlar yanlış bilinen şeyler. Liposakşın olunca çok güzelleşeceğim, işte muhteşem zayıflayacağım diye yanlış bilgilendirmeler var, kirli bilgiler var. Onun için de doktor gözüyle ve sizin kanalınızla bunları da iletmiş olalım. Küçük bir düzeltme şöyle, zayıflama derken beden hani kıyafetlerini değiştirmek zorunda kalır hasta. Neden mesela? Toplanıyor çünkü. Basen bölgesine yaptığımız işlem sonrasında 2-3 beden, bazen daha fazla bir küçülme olur bedende. Bu da bir zayıflamadır. Yani zayıflama derken direkt bakışta vücudun şekillenmesi az önce dediğim gibi. Vücut daralır. Ama bu mutlaka kilo kaybı da olur. Tabii ki. Ama amaç o değildir. Yani şöyle özür dilerim. Şöyle hastalarımız var. Hocam benim 10 kilo fazlam var. Benden 10 kilo yağ alın. Böyle bir şey yok. Bizim işimizin bir parçası değil. Ama şekillendirmek, görüntü, yani estetik açıdan daha güzel, daha ince bir vücut yapısına ulaşmanın imkanı var bizde. Bu da lazer liposakşın diyebiliriz şu anda. Evet, yani açıklamalar zaten çok yapıcı oluyor. Çünkü hani çok kilolu insanlar zayıflayacağım amacıyla bazen sizlere geliyor. Oradaki o estetik ve toplanmayı bildikleri zaman en azından estetik cerrahın hangi sihirler yarattığını bilmeleri gerek. Tabii ki. Gerçekten ben bir de şunu merak ediyorum. Birçok kişi elinde resimlerle geliyor. Benim işte yüzümü böyle yap, benim burnumu böyle yap, benim göğsümü böyle yap diye. Bir estetik cerrah olarak, doktor olarak Diren Bey neler söylemek istersiniz? Zaman zaman bizim için bir yol gösterici olabilir aslında. Hani daha bilinçli bir şekilde yaklaşan hasta kendi yüz tipine uygun bir yüzü bulup ondaki bir burnu bize gösterip işte benim istediğim burun budur diyebilir ve bu bizim için yol göstericidir. Ama biz hastayı şöyle sevk ediyoruz. Hastanın fotoğraflarını alıp bu fotoğraflar üzerinden Photoshop bazlı programlarla işte yapıldığında ne olabileceğini, neyin ona daha çok yakışabileceğini kendi yüzü üzerinde ona gösterme imkanımız oluyor. Önceki çalışmalar Photoshop'larla? Tabii gösteriyoruz. Ha, şu bir yanlış anlaşılma olmamalı hiçbir zaman. Bütün meslektaşlarım adına bunu söylüyorum. Bunu yapmak, bakın size bu burnu yapacağız. İşte bu garanti demek değildir. Ben biraz doğrucuyum ama o konularda. O yüzden bunu söylüyorum. Tabii ki ondan çoğu zaman daha güzeli yapılır zaten ama. Oradaki amaç doktorun hastanın istediği şeyi tam olarak algılamasıdır. Çok doğru. Yani bütün bunlarda zaten estetik derken siz estetik deyince iyi bir estetik nasıl olmalı? Sizin gözünüzde ne söylersiniz buna? Yani iyi bir estetik ameliyatın bence esas özelliği anlaşılamamasıdır. Mesela bir yıl sonra ya da 6 ay sonra benim bir hastam bir kafede biriyle otururken yeni tanıştığı biri diyelim. Aa burnun estetik mi dediği zaman ben o ameliyatın iyi olmadığını düşünürüm. Olabildiğince insanlar odaklanmadığı sürece anlamasınlar. Burun olur, göğüsleri olur. Herhangi bir şekilde anlaşılamayan hastanın kendisinin olduğu düşünülen ya da hiç dokunulmadan zaten doğal yapısının o olduğu düşünülen bir sonuç her zaman en iyi sonuçtur. Bu çok doğru bir yaklaşım ve bir estetikçi gözüyle de bunu söylemeniz hem izleyicilerimiz için de
güzel bir örnek oldu. Dirençlik şu anda Ankara'da. Ama bizler biraz kıskandık Ankara'da olduğu için. Onu İstanbul'a bekliyoruz. Stüdyoya gelmeden önce ufak bir sohbet yapmıştık. Müjde de verelim İstanbullular için. Pek yakın zamanda İstanbul'da aramızda olacak. Eminim ki ilk sıralarda ben de varım. Kendisiyle sohbetlerimizde herhalde yaş biraz ilerledikçe de ihtiyacımız olduğunu gösterdik. Çok yakında umarım ki istediği güzel bir semtte bizlere hizmet verecektir. Türkiye'nin her yerinden de şu anda bulunduğu Estetik Akademi Ankara'da, oraya da ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bütün konsept hem beslenmesi, zayıflaması, kuaförü, biz bayanları mutlu edecek ne varsa içinde olan, çok keyifli bir doktorumuz olan Diren Çelik de orada olduğu için ve ortağıyla beraber güzel hizmetler verecektir. Avrupa'dan da, Anadolu'dan da ihtiyacınız olduğu zaman da kendinizi güzel hissetmeniz için de lütfen Diren Bey'i arayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tekrar iyi günler dileriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler sevgili izleyicilerimiz. Görüşmek üzere.